Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Fenerbahçe Kongre üyesi olduğunu açıkladı. Soylu geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına katılmıştı. Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından Trabzon Meydan Park'ta konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor taraftarlarınca yuhalanmış ve ıslıklarla protesto edilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında önemli bir detay ortaya çıktı. Ali Koç, Süleyman Soylu'nun Fenerbahçe Kongre üyesi olduğunu açıkladı. 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan içeriğe bakalım. 15 Temmuz'a giden yolda, sözde şike davası da bu adımlardan birisi olarak ifade ediliyor. 15 Temmuz ile 3 Temmuz bağı alenen ortada sergileniyor Cumhurbaşkanlığı internet sitesi tarafından. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü adlı, ön sözünü Fenerbahçe Kongre üyesi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazdığı kitaptır. 2010 yılında HSKY'nin yapısında yapılan değişikliği seçimle belirlenen üye koltukları örgüt ele geçirmiştir. Bu sayede Yargıtay üyelerinin büyük bir kısmını belirlemiştir. Örgüt, hukuksuz bir şekilde yürütülen Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Şike gibi kumpas davaları ile sansasyon yaratmıştır diyor. Sayın İçişleri Bakanı'na da şundan teşekkür etmemiz lazım, kutlamalarda 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu ifade etmiştir. Aslında gerçekleri bir kez daha teyit etmişti. Kongre üyemiz olarak bizi ne kadar üstse de o görüntüler, buradan çıkaracağımız bir pozitif bir geri bildirim olabilir, ifadelerini kullandı.